Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bakış'ın bugün ana gündem konusu sigorta ama bugünkü programı tamamıyla sizlerden gelen istek üzerine kurguladık dersem sanırım yanılmış olmam. Biz bugüne kadar yayınlarımızda kimi zamanlar trafik sigortasından, kaskodan, konut sigortalarından, sanayi sigortalarından bahsettik. Ama sizlerden de şöyle bir talep alıyoruz bir süredir. Uzunca bir süredir talep alıyoruz aslında. Peki işte malum günlük hayatımızda kullandığımız ürünler cep telefonuydu ya da elektronik eşyalardı. Bunların sigortası yapılmıyor diyorsunuz. Neden yapılmıyor diye soruyorsunuz. Yapılıp yapılmayacağını biz de canlı yayında uzmanımıza soracağız. Bir de tabii artık 2024'e geçiliyor ve konut sigortaları da bir aylık gündemde Kahramanmaraş depreminden dolayı. İkincisi de beklenen Marmara depreminden dolayı. Sorduğun sorulardan bir kısmı da konut sigortasına yönelik. Sorularınızdan şunu anlıyoruz ki, evet bir konut sigortası konusu ismen biliniyor ama içeriği bilinmiyor. Biraz da bu konuyu süremiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Tüm bu soruları da Gal Sigorta Genel Müdürü Sayın Süleyman Sağıroğlu canlı yayın konuğumuz kendisine ileteceğiz. Cevaplarını da kendisine alıp size iletmiş olacağız bu sayede. Varsa sorularınız arkadaşlarımız bize ulaşacağın sosyal medya adreslerinin tamamını canlı yayın esnasında ekrana yansıtacaklar. Soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz efendim. Bakış başlıyor. Evet, Gal Sigorta Genel Müdürü Sayın Süleyman Sağıroğlu, canlı yayınımız. Sayın Sağıroğlu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi konuttan mı başlayalım? Elektronik cep telefonu, bize cep telefonu ile ilgili çok soru geliyor. Özellikle gençlerden çok soru geliyor. Buradan da anladığım kadarıyla en çok telefonlarını düşüren, kıran, çatlatan gençler olduğu diye tahmin ediyorum. Sizde de eminim bu konuda şeyler vardır, araştırma. Ya aslında o konudan başlayalım, tabii. Konutu sonraya bırakalım. Tamam. Çünkü izleyici de hazır, talep etti. Siz kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyoruz evet. Bunun için. Ya birinci şunu soruyorlar. Kimi izleyicilerimiz diyor ki gelen sorulara göre ya böyle bir hani cep telefonu, tablet, işte laptop bunların sigortası yapılmıyor. Ben hatırlıyorum geçmişte biz gazetecilerin muhabirlik yaptığımız dönemde fotoğraf makineleri sigortalanmazdı. Bizim en büyük sıkıntımız buydu. Şimdi bunlar sigortalanıyor mu? Birinci soru o. Tabii ki sigortalanıyor. Biz Gal Sigorta olarak 2009 yılından beri elektronik eşya ve cep telefonu sigortası yapıyoruz. Bütün yapılıyor yani piyasada. Yapılıyor, şu anda yapılıyor. Evet. Bütün yani elektronik aletlerin tamamı mı? Tamamı yapılıyor, evet. Neyi sigortalıyorsunuz? Neyi sigortalıyoruz anlatayım. Elektronik eşyada bir kazayan kırılma kısmı var tabii ki. Düşürmeye bağlı, cep telefonundan konuşursak düşürdünüz, kırdınız, ekranı kırılabiliyor, kamerası kırılabiliyor. İkinci en çok karşılaştığımız sıvı teması. Bu basit bir tabletinize, bilgisayarınıza, telefonunuza kahve dökmek de olabilir. Ya da biz Temmuz-Ağustos aylarında çok sık karşılaşıyoruz. Unutup mayonun cebinde, unutup şortun cebinde denize havuza atlayanlar. Bu da kapsanıyor. Elektronik gene elektroniğin akımında yükselip artışlardan dolayı hasarlar var. Ve programa göre hırsızlık da buna dahil öyle olabiliyor. Mi, hırsızlık da var. Evet, değişiyor. Yani farklı programlarımız sadece var. Sadece cep telefonu mu, tablet mi? Bunları da kapsıyor mu? Şöyle hepsini kapsıyoruz biz. Elektronik eşya mağazalarında satılan, online satılan tamamını hatta beyaz eşya dahil kapsıyoruz. Ama satışların %80-85'i açıkçası cep telefonu. Daha çok istek orada çünkü hasar olma ihtimali en çok cep telefonunda, sonra da tabletlerde. Var mı böyle bir araştırma oranları sizde ne kadar? Mesela ne kadar bir pazardan bahsediyoruz? Siz gerçi biraz bilgileri verdiniz. Pazar olarak yani dünyada çok büyük. Sadece cep telefonu bildiğim kadarıyla dünyada yılda 1.3 milyar adet cep telefonu satılıyor. Türkiye'de bu yıl beklenen rakam aşağı yukarı 11-12 milyon cihaz arasında sadece cep telefonundan bahsediyoruz. Gene sigorta pazarı olarak dünyada çok büyük bir pazar. Cep telefonu sigortası 33 milyar dolar civarı cep telefonu ve elektronik sigortaları. Türkiye'de bu rakam daha tabii ki çok daha ufak ve tam olarak görmek de mümkün değil. Çünkü bu makine kırılması altında değerlendirildiği için tam cep telefonu sigortası çok olarak ayrı bir istatistik yok. Çok riskli değil mi ya Süleyman Bey? Yani hasarın çok olduğu bir şey. Yani dolayısıyla ben
riskli görüyorum. Yani açıkçası çok riskli bir alan. Kaskodan bile bakarsanız riskli bir alan. Bizim bazı programlarımızda hasar frekansı %25'lerin bile üzerine. Hasar %25 dediğiniz 100 liranın. Yani her 100, 100 liranın 25'i değil. O keşke öyle olsa. Her 100 poliçe alandan 25'inin üzerinde hasar görüyoruz. Rakamı yaparsanız tabii %100'lerin üzerine çıkabiliyor. Markaya göre değişiyor. Yaptığımız programın cinsine göre iş ortaklarımızla değişiyor. Yani riskli bir alan. O yüzden bu süreçleri oturmak önemli. Oturtmak biz uçtan uca tüm sürece... Peki. Şimdi riskli olunca tabii risk dediğinizde bu fiyatı da arttırır. Ama ben ondan önce fiyatı soracağım da ondan önce başka bir şey sormak istiyorum özellikle. Bunu marketten ya da işte teknoloji marketinden alırken mi yapılıyor bu? Yoksa hayır almışım aradan 6 ay bir sene geçmiş ben açıp telefon herhangi bir sigorta şirketine yaptırmak istiyorum diyebiliyor muyuz? Yani sistem nasıl işliyor? Tabii bahsedeyim. Satışların çok büyük bir kısmı %95'inin üzerin siz ya mağazada ya online alırken o an size sorulmuyor. Sıfırken yani alet sıfırken ve kullanılmıyorken yapılıyor. Çünkü öbür türlü tabii ki hasarlı olup olmadığını anlamak çok riskli. Bizim satışlarımızın da %95'i buradan geliyor. Ancak cep telefonları için farklı bir uygulamamız var. Çünkü çok fazla bize de istek geliyordu. Almış, çok değerli ama sigortalayamıyor. Şu bir uygulamamız var. Bu uygulamayı indirirseniz check-up gibi, sağlık check-up'ı gibi düşünün. 1,5 dakika içerisinde biz cep telefonumuzun tüm fonksiyonları çalışıyor mu? Kamerası çalışıyor mu? Daha da önemlisi mesela ekranınız kırık mı? Veya çatlak mı onu bile anlayabiliyoruz. Bunu herhalde başka sigorta şirketleri de yapıyor. Var. Değişik farklı uygulamalar var. Evet. Peki pahalı mı bir? Yani şimdi risk bu kadar yüksekse ben cep telefonu ya da mobil cihazların pahalı sigortalandığı tahmin ediyorum. Yani cep telefonları için tahmini biz size söyleyeyim. Cihaz bedelinin %8 ile 12 arası değişiyor. Yani cep telefonu deniz artık çok pahalı bir şey. Yani bugün iPhone 15 çıktı 100 bin lira derseniz yani 10 bin liraya kadar çıkabiliyor fiyatları. Ama dediğim gibi hasarları da bir telefonu düşürüp kırdığınızda orijinal cam değiştirmekte 20-25 bin lira tutabiliyor. Tabii mesela bize bazen izleyiciler yazıyor, şunu soruyor. Diyorlar ki ya tamam sigorta yapıyorlar ama baktık biz sigorta yeniden aletin sıfırını vermiyor bize. İşte tamire yönlendirmeye çalışıyor, tamir ettiriyor. Öyle mi yapıyorsunuz? Yok, hasar anı tabii bir şey olduğunda öncelikle tamir etmeye çalışıyoruz. Öyle mi? Tabii ki. Öncelikle tamir ediyoruz. Ekran kırıldı, ekranını değiştirmeyi. Fakat tamir edemediğimiz durumlarda aynı cihazın, aynı modelinin yenisini veriyoruz. Bazı programlarda... hediye çeki de verebiliyoruz. Aldıkları mağazanın hediye çekini yeni cihaz alabilmeleri için. Değişiyor yani programın özelliğine göre. Peki mesela... Ama kasko gibi düşün yani. Kaskoda bir araç kaza yaptığınızda tampon eğrildi. Yeni tamamını vermiyor değil mi? Tamir ediyoruz evet. Peki mesela şirketler ya burası da öyle işte çalışan da 100 tane, 200 tane, 300 tane ya da 1000 tane elektronik alet alıyor. O da sigorta. Ya grup sağlık gibi grup elektronik alet sigortası var mı? Yapıyoruz yeni yeni aynen. Zaten üçüncü yöntemde ondan bahsedecektim. Mağaza ve online sıfır satışlar dedik. Bu cihaz check-up bakıp ikinci el dedik. Üçüncüsü de şirketler aldıkları özellikle taşınabilir. Cep telefonu, tablet gibi aldıkları şirkete 1000 tane cep telefonu olursa bunu da toptan sigortalatmak isteyebiliyorlar. Çünkü cep telefonları falan genelde yangın sigortalarına dahil olmuyor. Hani bazı büyük elektronik ekipmanlar dahil oluyor yangın sigortalarına ama cep telefonu olmadığı için onu ayrıca almak isteyen şirketlerle karşılaşıyor. Normalde yangın poliçesi yapıldığında içinde elektronik eşya var mıdır? Elektronik eşya siz tercihe bağlı ekletebiliyorsunuz ama bunlar genelde daha sabit elektronik cihazlar için oluyor. Öyle cep telefonları için genelde yangın poliçeleri kapsamadığı için onu ayrıca almak zorunda. Peki yani sadece mesela biz cep telefonu elektronik eşyadan konuşuyoruz ama yani diğer elektronik eşyalar da var. İşte bugün buzdolabı ya da başka birçok ürün. Tabii. İnanılmaz rakamlara çıktı artık yani. Onları da sigorta... Ya onları sigortalıyoruz. Hepsini buzdolabı dahil, çamaşır makinesi hepsini sigortalıyoruz. Bir de şundan bahsetmedik esasında. Şimdiye kadar bahsettiğimiz kısım bizim. Kazayan kırılmalardan bahsediyorduk. Bize bir aynı ürünün içinde genellikle biz bir de uzatılmış garanti veriyoruz. Hı hı. Uzatılmış garanti de üreticinin vermiş olduğu garantinin üzerine programa göre 1, 2 veya 3 yıla kadar ekstra uzatıyoruz garantisini ki diyelim çamaşır makinesi aldınız garanti süresinden sonra bozuldu. Aynen orada da yapıyoruz. Tek farkı cep telefonunuz bozulduğunda kuryeyle
yolluyorsunuz, tamir ettirip biz kuryeyle yolluyoruz ama buzdolabınız bozulduğunda yerinde servis ile gidip hizmet olarak tamir ettiriyoruz. Ama herhalde o beyaz eşyalara talep az galiba. Talep çok daha az tabii ki. Risk olarak bizim için daha iyi alanlar bunlar ama talep daha çok. Cep telefonu sonrasında da tablette geliyor, laptopta geliyor. Televizyonlarda keza kırılma riski olabiliyor. Yani tabii. Çocuk oyuncağını fırlatıyor, ekran kırılabiliyor. Yani bunlarca daha büyük aletler, beyaz eşyalar sigortalanma yüzdesi daha azalıyor genelde. Mesela bir izleyicimiz sormuş, tamir sırasında kaskoda diyor kâmi araç verilir, tamir sırasında yedek bir alet, cep telefonu veriyorlar mı? Güzel bir soru. Ya güzel bir soru. Bunu da denedik ama ya düşünsem aklıma gelmez. Yani düşünüyoruz bunu ama birçok sıkıntılar var. Bir cep telefonunuzda sizin bilgiler var. Yeni ikame telefonu olacak. Ona sizin bilgileriniz yüklenebiliyor. Sonrasında bunların temizlenme riski, KVKK. Yani birçok sıkıntılar olduğu için pek o alana girmiyoruz. Bizim yani istediğimiz bir an önce tamir ettirip müşteriye kendi telefonunu ulaştırmak. Taksit yapılıyor mu diye soruyor bir izleyici. Taksit yapılıyor mu sizin? Mesela trafik sigortası taksit yok. Sizin bu cep telefonu sigortasında taksit. Yani bu cep telefonu... Kendi cep telefonu satışlarında ne kadar olabiliyorsa biliyorsunuz taksitler limitlendirildi. Hı hı. Yani nasıl esas alet nasıl ödenebiliyorsa cep sigortada aynı. Siz ayrıca olabilir. Bir şey yapmıyorsunuz. O an beraber o satışa bağlı için, her evet. Şey. Özel ama eğer şey olursa bizim kendi ikinci el sattığımızda normal taksitlendirme yapıyoruz tabii ki. Fiyatı yüksek buldular Süleyman Bey. Fiyat yüksek ama dediğiniz yüksek gibi buldular. Yani 8'de 12. Ama şimdi şöyle cep telefonu için bahsettik. Diğer aletlerde %2-3. Çok daha düşük oluyor ama frekans dediğim gibi yani bunu unutmayın bahsettim. Bazı programlarda 20-25 hasar oranı oluyor. Yani bir cep telefonu aldınız düşünün 5000 liraya sigorta yaptırdınız. Düşürüp ekranı kırılırsa orijinal camını değiştirmek 15-20 bin lira tutabiliyor. Yani öyle düşünün hani toptan kırıldığını düşünmeyin. En ufak bir kırılmada bile sigorta bedelinin çok daha üzeri şey hasar doğru gelebiliyor. Doğru söylüyorsunuz çünkü dediğimiz gibi cep telefonları artık... Fahiş fiyatlarda yani. Yani yeni çıkan 14-15'ler yani 100 bin lira. 100 bin liralarda. 2 yıl önce araba vardı o fiyata şimdi. Evet, doğru. Geçelim mi konut sigortası? Tabii ki. Şimdi tabii şöyle bir konu da var konut sigortalarında. Bir değişiklikler oldu bir depremle ilgili. Ondan biraz bahsedersiniz ama tabii. Teknik değil de anlayabileceğimiz tabii. Şekilde. Bir de bugün ortalama bir konut sigortasının primi nedir? Onu bir sormak yani istiyorum. Yani şimdi size. Ortalama o kadar zor ki çünkü neler var anladım. Bahsedeyim. En önemli şu anda özellik 7 tane deprem bölgesi var. İstanbul'da bir konutun sigortasıyla Karadeniz bölgesinde bir sigortanın aynı ev olsa bile çok farklı. Çünkü deprem tarifesi var biliyorsunuz. Evet. Deprem tarifesi 2-3-4 kat farklı olabiliyor. Bu yüzden yani bölgeye göre değişiyor. Evin metrekaresine göre değişiyor. Eşya koymak istiyorsanız içine dahil mi? Limitif çok farklı yani ama 500-600 liraya da konut sigortası var, 5-6 bin liraya da konut sigortası var ortalama. Değişen ne işte bu söylediğiniz değişen deprem derecesi en önemlisi mi? Şu anda bulunduğu il deprem. İstanbul'la Karadeniz arası aynı ev olsa bile 3-4 katı çok rahat fark olabiliyor. Evin yapılma maliyeti fark edebiliyor. Evin içindeki eşyalar, sizin koymak istediğiniz teminatlar, aldığınız muafiyet yani... Pahalı mı? Ya bakarsanız... Mesela ben çevremden şunu diyorum işte konut sigortası zaten bir kısmı hiç bilmiyor. DASK evet. Yapıyoruz tamam yeter falan diyor. Konut sigortası ne oldu? Bilenler de, duyanlar da ya muhtemelen o da çok pahalıdır kardeşim diyor. İşin içinden çıkıyor. Tamam rakam veremiyoruz. Pahalı mı? Yani esasında şöyle diyeyim. 1-2 yıl önce baksaydınız bana sorarsanız bayağı ucuzdu. 300 liraya, 500 liraya, 700 liraya çok rahat konut poliçidir. Şimdi fiyatlar bayağı arttı ama... Niye arttı bir onu konuşalım. Tamam. Yani biz fiyatları, oranları arttırmaktan çok inanın limitler çok arttı. 2 yıl önce sigortalatsaydınız mesela evinizi 1 milyon liraydı. Şimdi 3 milyon lira. Doğru. Bazı mevzuatsal değişiklikler de oldu SDDK'nın da getirdiği. Örneğin eskiden hala öyle beyan usulü mesela. Siz beyan ediyorsunuz evinizle ilgili. Yüz ölçümünü, betonarme mi? Ama daha da önemlisi... Daha önce bir sınırlama yoktu. Şimdi artık metrekare bedeli 12.000 TL'nin altında bir ev sigortalayamıyorsunuz. Minimum o kadar sigortalamak zorunda. Metrekaresi 12.000. Metrekare bedeli. Yani 100 metrekare. 100 metrekare ise 1.2 milyon yapıyor. Yani onun altında olamıyor. Şeyi var tabii. Şunu anlatalım. Öncelikle herkesin DASK almak zorunda biliyorsunuz. Tamam. Konutlarda DASK'ınızı alıyorsunuz. Ama DASK'ın şu andaki limiti 640 bin liraya kadar. Evet. Diyor ki bu da %99 üzerine almanız gerekiyor. DAS zaten sadece binanızı sigortalıyor. Şimdi bunun üzerine
dediğim gibi metrekareyi 12 bin liradan hesaplayıp üstüne sigorta almanız gerekiyor. Biz sigorta yapacaksak artık minimum 12 bin liradan betonarme binalarda mesela bakıyoruz. Ha, onun üstüne tabii ki eşyanızı da sigortalamak istiyorsunuz. Tamam. Üzerine eşya geliyor. Diğer teminatlar da var biliyorsunuz. Yangın teminatı var, sel var, fırtına var, elektronik eşya var. Bu 12 bin lira en düşük rakam diyorsunuz sigorta verecek bedeli. 1 metrekarenin. 1 metrekaresi işte 100 metrekare ise 1.2 milyon. Ama ben onu 1-2 yapmıyorum. Eğer 600 bin liralık DASK'ı varsa diyelim ben 600 bin lira üstünü yapıyorum. Ama bu deprem için geçerli değil mi bahsettiniz? Bu ya sadece deprem teminatı almak istiyorsunuz. Deprem teminatı için. Ya ben işte deprem teminatının dışında diğer afetlere ve aynı zamanda yangına karşı almak isteğimde siz 1.2 milyon üzerinden. Tabii farklı bedel olmuyor. Depremle bedel farkı depremde için bu kadar olmuyor. Ha öyle ama mi? Eşya bedelini de mesela siz belirliyorsunuz. Eşyanızı şu anda yeniden satın alabileceğiniz bedeli düşünüp işte bir televizyonda, kıyafetlerde, diğer evdeki mobilyalarda onu düşünüp onu da beyan usulü bize bildiriyorsunuz. Ha yeni bir uygulama daha var. Eskiden biz zaten yapıyorduk ama mevzuat olarak bu şart değildi. Artık konut poliçelerinde bu üfeye bakılarak üfe tüfe ortalamalarına mecburen artış şartı da yani enflasyon klozu koruması geldi. Koruması yani. Klozu geliyoruz. Bu da fiyatı arttırıyor. Enflasyonun diyelim %60 olduğu bir ortamda otomatik %30 bunu koyduğunuzda fiyat artıyor. Niye? Ben bir şey olursa olma zamanına göre %60'a kadar diyelim şu anki enflasyona bakarsak 1 milyona mı sigortaladınız diyelim. Evet. 12 ay sonra bir şey olduğunda poliçe bitmeden 1.600'e kadar sigorta limitiniz otomatik artmış oluyor enflasyonun %60 olduğu bir ortamda. Bir dakika dur Süleyman Bey anlamadım. Şimdi ben bugün konutumu sigortalattım. Evet. Ondan sonra işte önümüzdeki senenin 12. ayında Kasım ayında yenilemem. Yenilemeden önce eğer bir hasar meydana gelirse evet. Siz enflasyon koruması korumalı teminat üzerinden mi? Evet, aynen ha, ve şu mi? Anda artık eskiden dediğim gibi serbestti. Şimdi enflasyon klozu koymak zorundasınız üfe peki. Oranına göre. Üfe. Süleyman Bey çok özür diliyorum. Herhalde programımızı kapatmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, çok teşekkürler. Efendim veda ediyoruz şimdilik.